Evet, bu arazinin üstten çevresinin görünümü. Şurası sağ taraf, yani burası bir vadi. Burası da vadi. Evi şu olan içerisinde planlıyorum. Bu tarafta bir kısmı bana ait olan yer. Burası da diğer vadiye bakan yer. Ama çitlerin karşı tarafı bana ait değil. Şimdi burası evi konumlandıracağım. Ya burası olacak ağaçların içindeki bir yer. Ya da şuradaki boş alan olabilir. Ya da sırtı buraya verip yüksek bir şekilde arazinin konumunu belli etmek için şu sarı olan şeyin uzun gösterdiği yer sınır, bana ait olan sınır. Şuradaki otların bittiği yer neredeyse sınır oluşturuyor. Burada şöyle bir kod farkı var burayla buranın arasında. Yani bu şu kısımda olabilir. Şey için yapılıp planlanacak ev için burası da olabilir. Şurası şu konum. Ama genelde hep şu civar yani. Bahsettiğim kod farkı burası. Yine bu ağaçların belli kısmının arkasında çit var. Orası sınırı oluşturuyor. Bu taraf bana ait. Buradaki kod farkı dozerle düzeltilebilir. Ondan sonra şimdi göstereceğim. Arazi hala buralar. Ve sağ taraf. Arazi dahilinde. Şu karşıdaki büyük ağacın olduğu nokta sınır oluyor. Oradan şöyle ve şöyle bu tarafa doğru arazi konumlanıyor. Çeşitli işte ağaçlar mevcut. Genelde pelit eksenli ağaçlar. Elma var. Bugün görebildiğim. İşte burası sınırın olduğu yer. Böyle. Burası bana ait değil galiba. Sınır buradan buraya kadar devam ediyor. İşte buradan böyle şu aşağıdaki kırmızı ağacı görüyorsun yine. Şurada ucunu gösterdi. Orası benim sınırı oluşturuyor. Etraf böyle. Bir de böyle gidelim tersten. Şöyle sınırı da göstereyim. Muhtemelen araçla buradan gireceğiz. Şurada bir altta bir kötü bir yol var ama oradan buraya çıkılacak. Burası sınırın devam ettiği. Buradan böyle geliyor. Şurayı da göstermek istiyorum. Şuradaki tel örgünün olduğu yer sınır. Böyle bir yol var. Ama arazi yapısı genelde taşlık diye düşünüyorum. Birkaç kere bir şey dikmeye de çalıştım. Çok taşlık olduğu için fazla derine giremedik. İşte kod farkı daha çok belli oluyor şurada. Şu otlar çok yüksek. Burada da aşağıya doğru bir eğim var. Şu ağaçtan sonrasında. Şurada araç ana yol. Oradan kötü bir yol var işte. Şöyle çıkarsam belki biraz daha belli olur. Sınırların iyice belli olması için o ilerideki
Ağaçların da son noktasına kadar gideyim, gidelim. Burası demin aşağıdan geçtiğim. Burası da şu an onun üst kısmındaki paralel yol. Büyük ağacın olduğu yer diğer sınır. Burası. Buradan da bu şekilde galiba şuradan gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da buralardan bir yerden şeyi var. Krokisi diyeyim. Ölçekleriyle. Buraları tabi direkler çakmıştım ama hak getire. Aha bir tane buldum valla. Galiba bu benim çarpım. İşte sınır buraya kadar gözüküyor şu an. Buradan yukarı doğru. Yani şu kısım. Evet. Alan dahilinde. Şurada bir yerde bir tane daha alacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse buradan yol devam ediyor patika. Galiba. Burası. Sınırın olduğu yer. Burada bitiyor. Şimdi buradan da göstereceğim. Burası en yüksek noktası. Tarlanın en geniş kısmı da burası. Arkası olmayan yer burası. En geniş yer burası. Şu deminki yine hiza olsun diye gösterdim o ağaç. Şöyle çaprazlama iniyor. Bir de şuradan göstereyim. Şu ardıç ağacı yanlış hatırlamıyorsam sınır oraya kadar, oradan o şeye bağlanıyor. Kaçacağım perit. İşte galiba burası. Buradan şu karşıdaki sarı ağaca kadar olan yer. Sonbahar sarısı. Gel gel. Kerem böyle gidiyor işte. İşte sınır otların olduğu kısım. Ait olan kısım galiba. Şöyle orası da demin diğer uç. Oradan burayı göstermiştim. Böyle birkaç çam ağacı var. İçerisinde pelit ağacı, elma ağacı. Şimdilik bu kadar. Galiba şuradaki ağaç da sınır noktası, çam ağacı. Galiba şuradaki ağaç bu. Şimdilik bu kadar. Bu da etraf manzara. Sarı ağaç.